Nasıl anlaşılacak bunu? Cidden insan merak ediyor. Peki bakınız, işte selam Allah'ın isimlerinden, mübarek isimlerin birisi. Onun için bizim memleketimizde pek fazla rastlanmıyor ama Arap aleminde Abdüsselam ismi var mı yok mu? Abdüsselam var. İşte Allah'ın ismine abid kelimesini ilave ettin mi? Mesela Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdülkadir, Abdülhamid, Abdülmecid, Abdüsselam, Abdüssamad. Bak isim bunlar. Allah'ın isminin başına abid kelimesini taktın mı adamın ismi olur. Abdullah, Abdüsselam, Abdüssamed. Ama bizim milletimizin arasında pek fazla bu kelimeler, Allah'ın isimlerini başına abid kelimesi ilave ederek çocuklarımıza fazla isim yapmamışız. Yapanlar da eksik yapmış, yanlış yapmıştı. Mesela Kadir Allah'ın ismidir. Kadir. Hiçbir insana bu isim verilmez. Verilirse ne olacak? Abdülkadir olacak. Abdülkadir olacak. Hiç kimseye Hamid diye çağrılmaz. Hamid Allah'tır. Niye? İnneke Hamidün Mecid. Öyle mi değil mi? Okuyoruz. Ne demen lazım? Abdülhamid demen lazım. Abdülmecid demen lazım. Hiç kimseye Samet denmez. Samet Allah'ın ismidir. Kul huvallahu ehad. Siz devam edin. Allahu Samet. Allah Samet'tir. Sen kalkıyorsun Allah'ın ismini. Ah buyurun, herhangi bir insana isim yapıyorsun. Hey Samet buraya gel diyorsun. Hey Samet buraya gel demek, hey Allah buraya gel demek gibi bir şeydir. Allahu Samet çünkü. Allah Samet'tir. Ne diyeceksin? Abdüssamed. Abdüssamed. Ey Samed'in kulu, Rahman'ın kulu, Rahim'in kulu, Selam'ın kulu. O kul kelimesini kaldırıp atmışız. Ey Samed, Samed gel buraya. Samed Allah'ın ismi, sen kimi çağırıyorsun ya? Çok yanlışlarımız var. Selam Allah'ın ismidir. El-Melikül Kuddüsüs Selamül Müminül Müheyminül Azizül Cebbarül Mütekebbir. Allah'ın isimleri bunlar. Kur'an'da geçiyor hepsi.